Sürdürülebilir Gelecek programıyla karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız ve bu programda su politikalarını ele alacağız. Su diyeceğiz. Kiminle? İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Albay ile birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, su gerçekten çok önemli ve hani bunun suyun, su politikalarının sürdürülebilir olması gelecek nesiller için çok büyük bir önem taşıyor ama şimdiye evet. kadarki politikalar sanki böyle biraz ihmal edilmiş gibi duruyor. Mevcut noktada Türkiye'nin su politikası dediğimiz zaman bir taraftan da hani iklim değişikliği, kuraklık bunları konuşuyoruz evet. ama nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Ne kadar akut bir krizle karşı karşıyayız? Ben suyla ilgili aslında ne geçmişte ne de şu anda çok fazla farkındalık yaratabildiğimizi düşünmüyorum. Yani çok kötü davranmışız suya. Hatta başka programda da söyledim. Çok kötü sözler var. Su akar, Türk akar. İşte başka sudan daha ucuz. Yani suyu o kadar değersizleştirmişiz evet, ki. Doğru, doğru. Aslında dünyanın en önemli doğal kaynağı su. Öte yandan öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Reyhan Hanım. Yani şu anda suya gerçekten gözümüz gibi bakmamız gereken bir madde, doğal kaynak. Çünkü kişi başına düşen su miktarı şu anda 1300-1400 metreküp civarında. Bu da bir kısmı aslında kullanılamayacak düzeyde kirletilmiş sular. Yani bunun içerisinde Küçükçekmece'deki suyumuz bile var. Dolayısıyla su yönetimiyle ilgili aslında bizim modern tekniklere, bilime, sürdürülebilirliğe ihtiyacımız var. Yani şu anda bunun içerisinde tarımsal üretim var, bunun içerisinde insan kaynağı var, bunun içerisinde şehir kültürü var, hepsi var. Ama gerçekten ilkokuldan, anaokulundan başlayarak su yönetimine dair, su kültürüne dair farkındalık yaratmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi coğrafyamız bizim Akdeniz coğrafyası iklim değişiminden en fazla etkilenen, en fazla sıkıntıların yaşanacağı bir alan. Bu alanın şu anda eğer önem alınmazsa bizim gibi ülkede sadece Türkiye'de aslında konuşmamak lazım. Bu sene biliyorsunuz İspanya'da son yılların rekoru kırıldı. En sıcak aylar yaşandı Nisan-Mayıs aylarında. Fransa'da öyle, İtalya'da öyle. Yani bu iklim değişikliği, küresel ısınma bu bir gerçek ve bu tabii. da su kaynakları üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Şu anda bakın İspanya tarımsal üretim neredeyse durdu. Hı-hı. İspanya tarımsal üretim konusunda Avrupa'nın aslında ambarı şeklindeydi, tarımsal ambarı şeklindeydi. Bırakın ambar olmayı şu anda kendi üretimini bile yapamaz duruma geldi. İşte havzalar arasında su taşımaya çalışıyorlar, bu sıkıntıyı gidermeye çalışıyorlar ama gerçekten iklim değişimiyle beraber şu anda şapkamızı yeniden önümüze koyup nüfus planlamasını, tarımsal üretim planlamasını, endüstriyel üretim planlamasını, tüketimimizi, her şeyi yeniden planlamamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi hocam hani biraz önce dediniz ya sudan ucuz denir diye öyle bir maalesef hani evet, küçümsenmiş. Evet. Bir de hani yıllardır bir su savaşları çıkacak. Geleceğin savaşları su savaşları olacak deniyor. Gerçekten öyle bir durum olma ihtimali olabilir mi sizce? Yani ülkeler bunun için birbiriyle savaşabilir mi? İnanın bana ben olur diyorum. Yani bu savaş kelimesini kullanmak biliyorum çok acımasızca bir şey ama olur. Hatta şu anda biliyorsunuz Afrika ülkelerinde göçler başladı. Yani suya ulaşmak için göçler başladı. Hatta bir ara Eritre ile Mısır arasında Nil Barajı ile ilgili sıkıntılar oluştu. İşte hatta birbirlerine bayağı bir diplomatik sorunlar yaşadılar. Hı hı. Savaş olur. Eğer su paylaşımında daha radikal, daha sürdürülebilir çözümler üretilmezse gerçekten büyük bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Hali hazırda zaten bakın günde suyla ilgili yani şu anda belki de suyun bütçesini konuşuyoruz ama kalitesi de önemli Reyhan Hanım. Evet. Şu anda her gün 5 yaş altı 1500 tane çocuk ölüyor dünyada. Bu çok büyük bir rakam gerçekten. Bu çok acımasızca bir şey. Maalesef. Bir de su biliyorsunuz dünyanın her tarafına biraz acımasız davranmış. Her tarafta aynı şekilde bulunmuyor. Bütçesi Kanada'da belki de Afrika ülkelerinin 100 katı su var. Bazı ülkelerde hiç yok. Asya ülkelerinde hiç yok. Ülkemizde bunlardan bir tanesi. Ama bizim de biliyorsunuz sınır aşan sularımız var. Dicle gibi, Fırat gibi, hatta Çoruk gibi sınır aşan sularımız var. Bu suları gerçekten çok dikkatlice, bu konuda çalışan, su yönetimi bilen, su hukukunu bilen bilim insanlarına da ihtiyaç var. Çünkü hakikaten gelecek yıllarda buna hazır olalım. Su paylaşımıyla ilgili hukukumuzu, farkındalığımızı, ülke politikalarını daha iyi geliştirelim ve kendi ülkemizin çıkarlarını önde tutacak. Bununla ilgili tabii ki diğer ülkelerde yeterli suyu bırakmak lazım ama öncelikle gerçekten havza yönetimiyle ilgili bütünleşik havza yönetimine dair yeni planlar oluşturmamız lazım. Dediğim gibi ben savaş çıkması, bir karmaşa çıkması konusunda ben korkularım var gerçekten. İlginç bir soru sordunuz aslında. Evet yani umarız ki öyle bir durum olmaz. İnşallah ama siz olmaz. Şimdi umarım ilk olmaz. Soruya cevaben bazı politikaların değişmesi gerektiğini söylediniz. Öncelikle hani hangi politikalar değişmeli, neler farklı yapılmalı ve bu konuyla ilgili olarak hali hazırda Türkiye'de
somut adımlar atılıyor mu acaba? Şöyle, bakın, su kaynakları bizim sadece dünyada değil, ülkemizde de çok doğru bir şekilde dağılmamış. Karadeniz bölgesi çok daha su bakımından zengin. Ve daha fazla yağmur yağıyor. İç Anadolu bölgesi kapalı bir havza. Su bakımından oldukça şey. Şimdi burada politika gelişme gerekiyor. Bizim hala Reyhan Hanım, şu anda biz suya çok ihtiyaç duyan bitkilerden bir tanesi şeker pancarı, pamuk. Bunları hala biz İç Anadolu'da üretmeye devam ediyoruz. Bunlar suyu çok tüketen, gerçekten kapalı havuz olduğu için buna uzak durmamız gereken. Şimdi Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde şeker fabrikaları kurulmuş. Trenlere gidiyorsa orada da daha fazla kurmuştuk. Bence doğru da yapılmış. Yani o zaman sürecinde gerçekten bu yapılması gerekiyordu. Fakat şu anda böyle bir sorun yok. Aslında suyu bizim biraz insanların su nüfus bütçesinin de iyi planlanarak doğru yerlere yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer suyunuz azsa biraz planlamayı da ona göre yapmanız lazım. Bakın, İstanbul ölçeğine gelelim isterseniz. Yine su planlamasıyla ilgili soru sormuştunuz ya. İstanbul planlamasında bakın, 1950'de İstanbul nüfusu sadece 1 milyonmuş. Ve suyumuz aynı su. Yani şu anda değişen bir şey, bir yenileme yok yani. Hiçbir yenileme, ama İstanbul nüfusu şu an 17 milyondan bahsediyoruz. İstanbul, Türkiye'deki su bütçesinin sadece %6'sı Marmara bölgesinde bulunuyor. Ama Türkiye nüfusunun %20-25'i burada yaşıyor. Bu suyu ne yapacaksınız? Siz bu insanlara yetirmeniz lazım. O yüzden işte havzalar arasında su taşımaya başlamışız. İşte Trakya'da dere kalmadı getirdik. Melençay'ını getirdik. Ben bunları çok sürdürülebilir bulmuyorum. Palyatif çözümler mi yani? Bana biraz öyle geliyor maalesef. Şöyle söyleyeyim size. Hep şu anda Melen Barajı'nı ve Melen suyunu İstanbul'un kurtuluşu olarak görüyoruz. Yıllardan beri böyle bir bilgi, ilgi var. Ben şunu söylemek isterim Reyhan Hanım. Üst üste 2 yıl kuraklık yaşadığı zaman Melen çayı akacak mı? Melen'de su bulunacak mı? Barajda suyu nasıl tutacaksınız? Yani 2 yıllık bir üst üste böyle bir kuraklık, iklim değişiminden kaynaklanan sıkıntılar yaşayabiliriz. Çözüm olarak, siz belki sormanın yanıt vermiş olacağım ama kusura bakmayın lütfen. Çözüm olarak şu konuşuluyor. Efendim, denizden üretiriz. Ben 3 hafta önce Malta'daydım. Malta'nın nüfusu Eskişehir nüfusunun bile 1/3 kadar. Evet. Yani orada bunu yaparsanız, işte İspanya'da küçük yerleşme alanında yüzlerce böyle bir desalinizasyon üniteleri var. Fakat İstanbul 17 milyondan bahsediyoruz. İkincisi, Marmara Denizi'nin suyu oldukça kirli. Önce kirleticilerden arıtmanız lazım. Sonra tuzluluktan arıtmanız lazım. Dolayısıyla yani bunlar sürdürülebilir olduğunu ben gerçekten düşünmüyorum. Su politikası ile ilgili nüfus planlamasını, yeşil alan planlamasını, su bütçesi planlamasını gerçekten birlikte yapmak lazım. Aksi takdirde yani şu anda belki de nüfus planlamasını konuştuk ama belki şeyi de konuşmak lazım. Şu anda biyolojik çeşitlilik de tehdit altında. Çünkü kuruyan göllerimiz var. Akdeniz ısınıyor, Karadeniz ısınıyor, yeni türler geliyor. Belki bunları da konuşmak yani lazım. Yani evet, bunları da konuşmak lazım. Çünkü dediğiniz gibi bunlar gerçek ve yaşanıyor. Dolayısıyla bunlara karşı şimdiden önlem almazsak zaten hali hazırda gidişat çok iyi değilken başka sorunlarla karşılaşabiliriz. Yani bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. İstanbul'da ciddi anlamda bir içme suyu problemi var. Kesinlikle. Yani şu anda bakın, yağmur yağdığı için insana biraz rahatlar gibi oldu Reyhan Hanım. Ben bunu böyle görmüyorum. Şu anda %47 civarında suyumuz var barajlarda ortalama. Bir ara çok düşmüştü ama, değil mi hocam? Tabii bundan tabii. Bundan 2-3 ay önce tabii, çok 20, alarm verici seviyelerdeydi. 20'lere düşmüştü. Yağmurlarla işte %50'lere geldi. Şu anda tekrar düşmeye başladı. Artık düşme sezonuna girdik. Geçenine göre 120 daha aşağıdayız maalesef. Bu bizi eğer kar yağmazsa, şöyle söyleyeyim size. İstanbul'un barajlardaki su bütçesi tamamı dolu olsa bile İstanbul'a yetecek bir su bütçesi yok. 800 milyon metreküp civarında bir suyu var. İstanbul'un ise her yıl 1.3 milyar suya, metreküp suya ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim sürekli dışarıdan su getirmemiz lazım. Ya bu sürdürülebilir bir politika değil gerçekten. Yani ben İstanbul'da şu anda yeşil alanların kesinlikle korunmasını, yeni binalar artık izin verilmemesini, bir tane bir inşaat yapılmamasını gerçekten canı gönülden isterim. Yani şey, birinci değilim ama yani bunu yapmazsak eğer, bakın, İstanbul için kötülük yapacağız. Aksi takdirde... Yani genişleme anlamında mı diyorsunuz? Daha fazla yeni binaların genişlemesi mi, yoksa mevcut binaların yıkılıp yeniden yapılması mı? Yok, yeni binalar yapılsın, ondan bahsetmiyorum. Yeni genişlemeden bahsediyorum. Artık yeşil alanların korunması lazım. Çünkü binalar genişledikçe havzalara zarar vermeye başlıyoruz. Su havzalarına zarar veriyoruz. Havzaların etrafında binalar çoğaldıkça havzalar su tutmuyor. Zaten suyumuz oldukça az. Az olan kısmı da biz betonlarla çevirirsek insanlar ne içecekler? Bakın, şu anda hatırlatmak istemem ama çok büyük bir acı yaşadık deprem bölgesinde. Maalesef. Hatay'da aylarla su temini sağlanamadı. İstanbul 17 milyondan bahsediyoruz. Yani böyle bir durumda İstanbul daha büyük acı yaşarız. Yani Allah göstermesin ama bunlar olacak, deprem olabilir. Böyle bir sıkıntıyı İstanbul her zaman bekliyor. Umarım olmaz ama
Dolayısıyla biz su konusunu birinci gündem maddemiz yapıp İstanbul'daki gerçekten nüfus ve su planlamasını biraz daha akılcı yapmamıza fayda var diye düşünüyorum. Yani bu planlamaların işte nüfusa, yeşil alana, işte evet, ne evet. ekilip biçildiğine dair farklılık gösterecek ve bunların hani düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Peki su kaynaklarının ekolojik sorunları neler acaba? Çünkü biraz önce dediniz ki yani hani suyun da kalitesi var evet, diye. Evet, aslında evet, hani evet. biz uzmanlar olmayarak bunu bilmiyoruz ama hani siz bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz izleyicilerimizi de aydınlatmak üzere? Şöyle, suyu kirlettiğiniz zaman Reyhan Hanım, artık su sizin değildir. Su çünkü kendi hikayesini yazıyor o belli bir aşamadan sonra. Çünkü orada canlılar yaşamıyorlar, biyoçeşitlik çöküyor. Özellikle iklim değişimi de başımıza tırnak içinde söylüyorum bela olduktan sonra şu an Akdeniz'de yüzlerce yeni tür geldi. Çünkü Akdeniz ısınıyor. Bu özlediğiniz bir şey değil maalesef. Karadeniz'de yeni türler gelmeye başladı. Hı hı. Olan türler ortadan kalkıyor. Yeni türler oraya yerleşiyor ve yaşanmaz hale getiriyorlar denizi. Diğer bir konu şu. Yani su kültürü yaratamamışız. Örneğin bir Küçükçekmece gölü var. Lagünü var. Şehrin içinde bir yer. Evet. İnanın bana ben yani bir özentim yok ama bir batı ülkesinde olsaydı gözü gibi bakarlardı bu insanlar buraya. Biz atık deposu olarak bakmışız. Dördüncü sınıf su kalitesinde şu anda orası. Yani arabanızı yıkayamazsınız, yüzemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Tarımda kullanamazsınız. Öyle duruyor yani. Öyle duruyor. Öyle duruyor. Geçen yıl yanlışlıkla bir mersin balığı girdi. Maalesef öldü orada. Hmm. Yani ki bu 150-200 yıl yaşayan bir balık. Gerçekten nesli tükenmekte olan balık. Onu bile öldürdük gerçekten. Oysa ki burası bir su sporları merkez olarak kullanılabilir. Biyoçeşitlilik bir akvaryum gibi kullanılabilir. İnsanlara burası bir örnek olarak gösterilebilirdi ama biz şu anda şehrin ortasında bir bomba yaratmışız. Yani ihmalden kaynaklı. Tabii. Yani boruların ucunu bağlamışız yıllarla. Endüstriyel tesislerin, evsel atıkların, fabrikaların atıklarını oraya vermişiz ve orada yıllarla orayı kirletmişiz. Yani buna benim bir doktor öğrencim çalışma yaptı Reyhan Hanım bu Küçükçekmece Gölü'nde. Hiç dışarıdan atık gelmese bile dipte o kadar atık birikmiş ki 30 yıl orayı kirletmeye devam edecek. Ya buna bizim hakkımız yok. Şehrin ortasında bir böyle bir atık deposu yapmak, böyle bir mikrop saçan bir şey yapmak bu peki yani bunu yakışmıyor. Geri döndürebilmek diyelim ki hiç atık atılmayacak ve temizlenmesi amaçlanacak. O zaman gerçekten de hani 30 yıl gibi bir süre mi alabilir? Hayır yoksa hayır. Daha kısa sürede temizlenip mesela söylediğiniz şeyler yapılabilir mi? Hiçbir şey yapılmaz 30 yıl sürüyor. Ama biz o restore edebiliriz, şehre kazandırabiliriz. Ya gerçekten bakanlık, belediyeler bu konuda eğer üniversitelerin hiçbirine girerlerse dünyada restorasyon teknikleri mümkün ve bir an önce şehre kazandırmak lazım burayı. Gerçekten inanılmaz bir sporlar merkezi olur, su kültürü oluşturulur, biyoçeşitlilik için orada bir akvaryum oluşturulur. Harika bir su kültürü yaratırsınız. Yani öğrencileri, anaokul öğrencilerine gidip işte burada bu canlılar burada yaşıyor diye örnek göstermek için mekan yaratmış olursunuz. Yani bize yakışan gerçekten budur ama biz yıllarla dediğim gibi burayı hep atık deposu yapmışız. Bununla ilgili hiçbir çalışma içerisine girmemişiz. Üzücü bir durum tabii. Evet, şimdi bir taraftan da hani sürdürülebilir kullanım için acaba nasıl bir adım atılması gerekiyor? Yani şimdi hani hep konuşuyoruz, belki devlet nezdinde, hükümet nezdinde, daha yönetici nezdinde yapılması gerekenler var ama acaba bireyler de hani bu sürdürülebilir yaşamın, sürdürülebilir korumanın bir parçası olabilir mi? Reyhan Hanım bu soru da çok önemli gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ya bir defa sürdürülebilir merkezinde insan var. Yani şu anda dünyada iklim değişiminden bahsediyorsa, dünyada ısınmadan bahsediyorsak bunu biz yaptık. Yani şu anda işte enerji, fosil yakıtlar dünyayı ısıttık ve biyoçeşitlilik zarar gördü. Suyu kullanırken de sürdürülebilirliğini sağlamak için de insanları doğru insanları doğru yere ikam etmek lazım. Örneğin benim fakültemden su bilimleri mühendisleri mezun oluyor. Bunların burada rol almaları lazım. İlgili bakanlıklarda suyu yönetmek için biz bunlara sürekli olarak bu nasıl yönetilir, sürdürülebilir nasıl sağlanır, bununla ilgili hangi çareleri başvurmamız lazım, hangi yöntemleri başvurmamız lazım teker teker anlatıyoruz. Yani Çevre Bakanlığı'nda, Tarım Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda bu yetişmiş insan kaynağının bir defa rol almasın. Bu veri ki biz biraz ülke olarak da yani belki de çok tüketici toplum olduk maalesef Reyhan Hanım. Yani bunu artık durdurmamız lazım. Yani suyun sürdürülebilirliği orada kirletici kaynakların aslında ya da bütçeyle ilgili zorlamaların biraz azalmasından geçer. Biz artık bunu durdurmak lazım. Yani ceketiniz, 5 tane ceketiniz varsa 6.yı almayacaksınız. 4 tane ayakkabınız varsa 5.yi almayacaksınız. Parfümü biraz az kullanacaksınız. Yani demek istediğim şu, tüketimi azaltmazsak biz su kaynaklarımızı maalesef mahvetmeye devam edeceğiz. Ama şu yani, anda mevcut Türkiye'nin hani ekonomik politikalarına şimdiye kadar geleneğine baktığımız zaman büyümeyi, örneğin işte geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı evet. birinci çeyrek büyümesi. Evet. Ve orada genel olarak tüketim tarafından sırtlanan, hane halkı harcamaları tarafından sırtlanan bir büyüme var. Dolayısıyla hani belki de Türkiye'nin hani büyüme modelini dahi daha sürdürülebilir bir hale getirmesi gerekiyor ki hani sizin söyledikleriniz
olabilsin, hayata geçebilsin? Şimdi tüketim toplumu olduğunuz zaman gerçekten çok fazla birçok şeyin farkına varmıyorsunuz Reyhan Hanım. Şu anda örneğin bir plastik kirliliği var. İşte iç suların başının belası, denizlerimizin başının belası. Yani şu anda kullandığımız her malzeme buradan kaynaklanıyor. Siz şimdi eğer biz sadece kalkınmayı tüketim üzerinden planlıyoruz, çünkü bu konuda bir iç satışı değilim, çok da hakem kesmek istemem ama yani bizim durmak istediğim nokta şu, suyumuz oldukça kısıtlı, 112 milyar metreküp suyumuz var, kişi başına düşen su miktarı belli ve her yıl dünyanın ortalaması şu Reyhan Hanım, her yıl %1 daha tüketimi, su tüketimini fazla hale getiriyoruz. Her yıl %1 de artıyor. Ama su bütçesi dünyada da belli, artmıyor. Bütçe belli, Türkiye'de belli ama nüfus da artıyor. 2050'ye kadar da bu sürekli artacak. Maalesef demeyeyim ama ben bunu söylemekten hiç şey yapmıyorum, utanmıyorum. Ben çocukluğumda haftada bir duş yapardım. Annemiz öyle öğretmişti. Ama şimdi her gün yapıyoruz. Suyu daha çok tüketiyoruz. Evet. Daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla insanlardaki kalkınma düzeyi, bilinç düzeyi arttıkça suya daha çok ihtiyaç duyuyor. Ama şunu yapabiliriz. Alışkanlıklarımızdan vazgeçebiliriz. Yani tüketim alışkanlıklarımızdan vazgeçersek, işte sanayi tesislerinde, tarımsal faaliyetlerde, tüketimde vazgeçersek inanın bana biz daha doğru yol buluruz. Yoksa oradan vazgeçmezsek biz Türkiye'miz olarak 2030'lara gelmeden 1000 metreküpün altına düşeceğiz ki bu bizi ciddi sıkıntılara evet. sokar. Halk sağlığına da etkileyebilir. Ya mesela belki pratik bilgiler paylaşmak faydalı olabilir. Örneğin mesela çoğu ev şu anda çoğunlukla kombili ve kombili evlerde mesela duş almadan önce sıcak suyun ısınması bir miktar zaman bir vakit alıyor ve su boşa akıyor hani dolayısıyla belki onu bir kovaya doldurup sonra onu başka yerde değerlendirmek vesaire hani böyle ufak pratik bilgilerle dediğiniz noktaya belki gelinebilir ama biraz burada bilincin artması gerekiyor anladığım kadarıyla. Şöyle söyleyeyim size, çok doğru bir şey söylediniz yine. Reyhan Hanım, ben diş fırçalarken özellikle suyu açık bıraktım ne kadar su gidiyor diye. Neredeyse 1000 kişiye bunu yaparsa böyle bir hesap yapmıştım, şu anda rakamı unuttum ama neredeyse bir yıllık küçük bir kasabanın suyunu biz boş akıtmış oluyoruz. Yani bu belki gençleri çok bunun farkında değiller ama tıraş olurken, işte bulaşık yıkarken, diş fırçalarken bunlar gerçekten çok boşa giden suyumuz var. Buna bu hovardalık anlamında hiç şeyimiz yok bizim. Bir de mesela şöyle oluyor, yabancılar işte Türkiye geldiklerinde bizim mesela bulaşık makinesini koymadan önce tabakları sudan geçirdiğimiz görünce ona bile şaşırıyorlar. Çünkü zaten makine yıkıyor. Aynen neden öyle. İki kere iş yapıyorsun aynen diye. İnanılmaz su gidiyor gerçekten. Evet, yani bunları biraz belki de hani hayatımızın içerisinde nasıl yaparım diye bireysel olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi yönetmenim hatırlattı, yeraltı sularımızın verimli kullanımı konusu, o da sanıyorum ki önemli konuşmamız gereken bir konu. Kesinlikle edersiniz. Kesinlikle yaramızdır. Yeraltı suları kullanıyoruz. Çok teşekkür ederim yönetimimize. Ben şöyle o kadar çok ve kullanmamız gerektiği kadar harcadık ki yeraltı sularını şu anda neredeyse %80 sömürdük. Sömürü vaziyetinde yeraltı sularımızı kullanmak ve oralı zorlamış durumdayız. Hatırlayın Konya'da obruklar oluşuyor. Neden oluşuyor? Çünkü yeraltı sularını biz bundan 50-60 sene önce 20-30 metreden yeraltı suyu çıkarken şu an 200 metreden artık su bulamıyoruz. O kadar kötü kullandık ki. İşte dediğim gibi şeker pancarını siz hala Konya'da üretmeye devam ederseniz buna ihtiyaç duyarsınız. Buna hakkımız yok bizim. Mesela Meke Gölü vardı biliyorsunuz. Meke Krater Gölü bir Ramsar alanıdır. 14 tane Ramsar alanımızdan bir tanesidir. Koruyacağız diye imza atmışız. Ama koruyamıyoruz. Kurudu. Gitti, elimizden gitti şu anda. Birçok şu anda sulak alanımız aynı durumda. Maalesef biyoçeşitlilik tehdit altında. Yani bunlar dışında oysa biz imza atmışız. Şu anda Manyas Gölü'nde kuşlar tehdit altında. Çünkü Sığırcık Deresi zehir akıyor. Yani bunun gibi sıkıntılı gerçekten alanlarımız var ama bir an önce Devlet Su İşleri bakar biliyorsunuz yeraltı sularına. Gerçekten çok kaçak kuyular var. Türkiye'nin her tarafında sadece Konya bölgesini suçlamamak lazım. Birçok yerde şey var. Kontrol altına alıp gerçekten bu konuda önlem almazsak yaratı suları çünkü şeydir, insanlar bazen kenara para koyarlar daha sonra kullanayım diye. Geleceğimizdir yaratı sularımız. Biz geleceğimizi gerçekten sömürüyoruz, yok ediyoruz. Buna cidden hakkımız yok. Evet, yani biraz o sürdürülebilirlik tam da yani bizim programımızın adı hani sürdürülebilir gelecek dediğimiz tam da hani bu politikaları nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz bunu konuşuyoruz burada. Yani bu konuyla ilgili mesela siz değerli isimler işte gündeme getiriyorsunuz ama bunun bir cevabı alabiliyor musunuz? Bu konuyla ilgili bir dönüş oluyor mu size? Bu arada son bir dakikamız.
Çok Reyhan'ın bu konuda yani biraz ilgili devlet kurumlarıyla çalışmak lazım. Bakanlıklar, devlet su işleri bu konuda daha etkin. Yeraltı sularının kullanımına, çekimine dair. Onlar izinleri onlar veriyorlar ama çok bu konuda ben başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. İtiraf etmemiz lazım. Biz sadece araştırma yaparız. Onun dışında bununla ilgili müeyyideleri uygulayan bakanlıklar. Keşke daha fazla sıkı kontrol edilse, daha fazla. Çünkü dediğim gibi onlar, yeraltı suyu bizim geleceğimizdir. Siz evet. geleceğinizi bugünden yok edersiniz. Sürdürülebilirlikten birlikte bahsetmek olanaklı değil. Evet. Yani bununla ilgili bizim derhal gerçekten bölgesel olarak belki de böyle küçük planlamalar yapıp kim bu işi yapıyorsa bir an önce kapatmak ve onları geleceği gerçekten ne olur ne olmaz diye hazır etmek lazım diye düşünüyorum. Evet, hem bilinci arttırmak gerekiyor hem de adımları Tabii. somutlaştırmak gerekiyor. Her şey bilinçten geçiyor, haklısınız evet. Reyhan Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Albay bizimle beraberdi. Şimdi programımızı noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından tedarikte çözümle yeniden birlikteyiz.